olmuştu. Özellikle Medine'de Müslümanlarla yan yana oturuyor bulunmuşları, Yahudilerin türlü türlü oyunlarından maalesef Müslümanların da tuzağa düşürüldüğü sonucunu çıkarmak noktasına insanı getiriyor. Şöyle ki, başlangıçta peygamberi insanların gözünde küçültmek, ona olan inancı sarsmak için her türlü alçaklığı, ikiyüzlülüğü, iftirayı, yalanı, dolanı, tuzağı kuruyorlar. Ama işi daha sonra öyle boyutlara bununla başaramayınca, bu yol ile, bu yaptıklarıyla bir sonuç alamayınca veya Müslümanları dişe dokunur çapla bir tuzağa düşürme sonucuna eremeyince, daha sonra özellikle Yahudilerin bilhassa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra kimi yaşlı ve kurnaz uyanıklarının Müslüman olduklarını ve Müslümanlar arasında aklı zayıf, iradesi zayıf, İslam'ın da kendisinde zayıf olarak bulunduğu kimi kimselerin çenesinin altına girerek kendi hurafelerini onlara söylettiklerini, kendi hurafelerini peygamber söylemiş gibi adı Müslüman olan bu gibi kimselere rivayet ettirip gezdiklerini görüyoruz. Bunlardan ismi meşhur olanlar da var. Peygamber hayattayken Müslüman olmamış, peygamberi gördüğü, peygamberle aynı şehirde yaşadığı halde İslam'a yüz vermemiş, İslam'a girmemiş bu kişiler, peygamberin ölümünü takiben Müslüman oluyorlar ve çok rivayetiyle meşhur Ebu Hureyre'nin yanından hiç ayrılmıyorlar. Onun çenesinin düşüklüğünü, oturup kalktığı her yerde "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" diye konuşmaya başladığını bildiklerinden kendi hurafelerini onun kıt aklının aklından da yararlanarak onun çenesinden, onun ağzından söyletiyorlar. Gerçekten Ebu Hureyre'nin rivayetlerinin neredeyse %80'ine yakında İsrailiyat dediğimiz Yahudi kültürünün kalıntıları, Yahudi kültürünün süzmelerini görmemek mümkün değildir. Yalnız o değil tabii. Yine aynı şekilde aklı kıt, düşüncesi az, zeki olmayan, uyanık olmayan ve bu gibi insanlardan sakınmasını bilmeyenlerin yaptığı rivayetler, onların da raviler zincirine katılması, İsrailiyatın Müslümanlar arasında, İslam kültürü içinde maalesef baş köşelere kalkıp geçip yerleşmesi sonucunu doğurmuş, asırlardan beri de Müslümanları idare eder olmuştur, Müslümanları yönlendirir olmuştur. Örneğin çok meşhur bir rivayette, İsrailiyat menşeli bir rivayette, kulu Allah'ı nasıl biliyorsa Allah öyledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güya böyle söylemiş. Yani kulu Allah'ı nasıl biliyorsa Allah kuluna göre öyledir. Hiç böyle bir şey olur mu? Allah ben şöyleyim diye Kur'an'da kendini tanımlıyor, vasıflarını bildiriyor ve onun dışında tanınmaya da, onun dışında bilinmeye de asla rıza göstermiyor iken, nasıl olur da peygamber kulu Allah'ı nasıl biliyorsa Allah kulunun bildiği gibidir diyebilir, mümkün müdür? Ama bir sözü Müslümanlar arasında tutturmanın bir yolu vardır, o da başına "Kale Resulullah, Resulullah buyurdu ki" demektir. Bundan yararlananlar bu ve benzeri nice hurafeyi Müslümanların literatürüne sokmuş, Müslümanları bu hurafelerle, İsrailiyat hurafesiyle düşer kalkar hale getirmiş.